Sevgili öğrenciler, bugün sizinle 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 1. ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin 1. konusu Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti'ni anlatmaya çalışacağız. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Ünitenin adı Bir Kahraman Doğuyor. Ünitenin görselinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik'teki evin görselini görüyorsunuz. Ünitemizde 3 tane konumuz var. Şimdiki anlatacağımız konu Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti. Bundan sonra anlatacağımız konu Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı. Birinci ünitemizin son konusu Mustafa Kemal'in askerlik hayatı. Birinci ünitenin genelinde devamlı önümüze çıkacak bir takım anahtar kavramlar var. Bunlar da başta öğrenmemizde konuları anlatırken faydalı olacağı düşüncesiyle tanımlarını açıklamaya çalışalım. Milliyetçilik. Milliyetçilik, kendi milletini ve kültürünü yaşatmak ve onu yüceltmek için yapılan çabalar ve benimsenen ülkelere denir. Sanayi inkılabı, coğrafik keşiflerden elde edilen zenginliği, bilimsel buluş ve icatlarla birleşerek üretime dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ekonomik değişikliktir. Sanayi inkılabı ileride de göreceğiz, Avrupa'da başlamış bir ekonomik harekettir. Duyurulu Umumiye İdaresi, Duyurulu Umumiye 1881 ile 1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. 2. Abdülhamit Han döneminde kurulmuştur. Türkçesi Genel Borçlar İdaresi'dir diyebiliyoruz. Tanzimat Fermanı, Tanzimat Fermanı Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 1839'da Sultan Abdülmecit döneminde Harbiye'nin bağlı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Bürhane hakkında okunması nedeniyle Bürhane Hakkı Hümayunu'nda denilmektedir. Islahat Fermanı, Tanzimat'tan sonra bir de Islahat Fermanı yayınlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecit zamanında yayınlanan bir ferman olarak anlatabiliriz. Meşrutiyet, parlamenter monarşi demektir. Parlament kelimesi Fransızca bir tanımdır. Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimidir. Genel adıyla da hükümdarla halkı, ülkeyi ortaklaşa yönetme tanımıdır diyebiliyoruz. İttihat ve Terakki. Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Meşrutiyet'in ilanına öneren olup 1908-1918 yılları arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine egemen olan 1889 yılında kurulmuş bir siyasal hareket ve iktidar partisi olarak Türk tarihine adını duyurmuştur. Devlet politikası, Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına devlet politikası denir. Osmanlı Devleti ilk kez Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak denge politikası uygulamıştır. Nebuhan Meclisi Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Aralık 1876 tarihli anayasaya göre kurulmuş ve 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organına verilen isimdir. Konumuza geçiyoruz. Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda Avrupa'daki gelişmeler, konumuzun kazanımını sizinle paylaşma gereği duydum. Neler öğreneceğiz veya siz
sizlere neyi kavratmayı amaçladığımızı kadronunda belirtiyoruz. Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavratmaya çalışacağım sizlere. Hazırlık sorusu olarak şu soru karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinin girmesinde milliyetçilik akımının etkisini araştırın diyor. Siz evde araştırabilirsiniz ama ben de burada bu soruya şöyle bir cevap verme gereği duydum. 19. yüzyılın ikinci yarısında ilme kazanan milliyetçilik hareketleri bir tarafta Osmanlı egemenliği altında yaşayan farklı unsurların ulus devlet olma sürecine girmelerine neden oldu. Özellikle Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri dinsel ve mezhepsel farklılığı bir nüfuz alanı olarak kullanmak suretiyle imparatorluğun Balkanlardaki hakimiyetini sekteye uğratmaya dönük bir politika izlemişlerdir. Bu iki bileşenin sonucunda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı büyük ölçüde sona ermiş ve siyasi harita yeniden şekillenmiştir. Burada Osmanlı Devleti için en büyük olumsuzluk imparatorluk olmasıydı. İmparatorluk çok ulusluluk demekti. Fransız ihtilalinin milliyetçilik kavramı imparatorluklar için büyük sıkıntılar yaşatmıştır. 1789 Fransız ihtilalinde ulusçuluk akımı başladı. Sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun etrafında birçok ulus devlet oluşmuştu. Bu olgunun Osmanlı İmparatorluğu için bünyesinde ve kendisini hissettirmesi büyük güçlerin bu ulus devletlere kendileri açısından yükledikleri işlerle imparatorluğun dağılma sürecinin zeminini ulaştırdı. Özet olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde hızlandıran olgu Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerinin doğası, temel nitelikleri ve arka plandaki büyük güçlerin emperyalist politikalarıydı. Büyük güçleri daha önce de söylediğimiz gibi başta Rusya ki Balkanlarda müthiş bir panslavizm politikası uygulamaktaydı. Devamında bölgede çıkarları olan İngiltere, Fransa, yine devamında bölgede nüfuz politikası elde etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'ni saymak mümkündür. 17. yüzyıl, 19. yüzyılda Avrupa'daki gelişmeler. Yeni çağ gidelim. Yeni çağ, devamında Orta Çağ, devamında Rönesans hareketleri ve hümanizm akımıyla başlayıp coğrafi keşifler ve reform hareketleriyle devam eden gelişmeler aklı ön plana çıkardı. Bu gelişmeler insanı baskılardan kurtararak özgür bir düşünce ve değerler sistemi getirdi. Gerçeğe akıl yoluyla ulaşmayı hedefleyen bir hayat anlayışının oluşmasına zemin hazırladı. 18. yüzyıldaki bu düşünce yapısı Avrupa'da insanı merkeze alan, akla ve gerçeğe dayalı bir hayat anlayışını ortaya çıkardı. Avrupa'da 18. yüzyılda gelişen, önceki dönemlerin ön yargı ve ideolojilerinden uzak, bilgiye dayalı, özgür ve akılcı düşünceyi temsil eden bu döneme tarihte aydınlanma çağı adı verilmektedir. Aydınlanma çağının en önemli düşünürleri Fransa'da yetişti. Montesquieu, mutlakiyete karşı meşruti monarşiyi, yani anayasalı krallık rejimini savundu. Jean-Jacques Rousseau, Sosyal Sözleşme adlı kitabında eşitlik ve demokrasiyi, Voltaire, vicdan ve fikir hürriyetini eserlerde ele almıştır. Diderot yayınladığı ansiklopedide, dikkat edin, esaret, hürriyet, adalet gibi kavramları halka açıklamıştır. Bu aydınlanma Fransa'da mevcut ekonomik ve siyasal düzen
düzeni eleştirmişler ve daha iyi toplumsal düzenin kurulabileceğini göstermişlerdir. Fransa'da o dönemde Kral 16. Louis ve hanımı Kraliçe Marie Antoinette'i söylemek mümkündür. Fransa'da kralın gözünde halka yönelik baskı ve eşitsizliğe dayalı toplum yapısı vardı. Halk ekonomik sıkıntıları ve vergiler ağırlığı altında eziliyordu. Hatta saray önüne, Versailles saray önüne kadar gelen halk açız açız diye bağırdığında balkona çıkan kraliçe Marie Antoinette bunlar ne istiyor diye sorduğunda Nedimeleri aç olduklarını söylüyorlar dediğinde ekmek mi bulamıyorlar? Cevaben evet cevabını aldığında ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye bir cümlesi geçmiştir ve Fransız ihtilali anlatılırken bu cümlede sık sık hatırlatılır. İngiltere ve Amerika'da hak ve özgürlükler konusunda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Fransız halkı mevcut düzeni değiştirmek için harekete geçti. Parantez şunu söylemek istiyorum. Muhakkak Fransız ihtilali denildiği zaman aklımıza iki kavram gelmelidir. Biri Bastil hapishanesi ki düşünce suçluları Bastil hapishanesine hapsedildi. Diğeri de idam aleti olan giyotindir. Ben gelende Fransız ihtilalini anlatırken ilk olarak iki kavram aklıma gelir. Biri giyotin, diğeri ise Bastil hapishanesidir. 1789'da başlayan Fransız ihtilali kısa sürede ülke genelinde yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk Paris'te yönetime el koydu, krallık rejimi yıkıldı. 1789'da Fransız insan ve vatandaş hakları bildirisi yayınlandı. Bu bildiriyle insanların hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Bazı kavramlar ön plana çıktı. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi hakların yanı sıra her türlü egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer aldı. Demokratik anlayış ve layık devlet anlayışı yaygınlaşmıştır. Bu da ihtilali anımsatan ve ihtilali olduğu yılın da yazıldığı bir pul görüyorsunuz. Fransız ihtilalini temsil eden posta pulu. Görünen hapishane ve Bastil hapishanesi pulla resmedilmiştir. Fransız ihtilali de her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunu vurgulanması, dikkat edin, milliyetçilik fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açtı. Zaten o dönemde milliyetçilik fikrinden etkilenen iki imparatorluk vardı. Birisi Osmanlı İmparatorluğu, bir diğeri ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idi. Aydınlanma çağında Avrupa'da yalnız bilim ve felsefe alanında değil, üretim teknolojisinde de önemli gelişmeler yaşandı. Birçok alanda teknolojik buluşlar gerçekleştirildi ve bunların üretime uygulanmasıyla sanayi inkılabının temelleri atılmıştı. Buhar gücünün makinalarda kullanılması, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesini sağladı. Avrupa'da yaşanan bu önemli gelişmeler tarihte sanayi inkılabı olarak adlandırılmıştır. Görselde Fransa'daki Halk Meclisi'nin toplantı halindeyken görüntüsüdür. Fransız ressam Auguste Coudert tarafından 1839'da resmedilmiştir. Sanayi inkılabı nerede başladı? İngiltere'de başladı. Rönesans biliyorsunuz İtalya'da başlamıştı. Reform Almanya'da başlamıştı. Sanayi inkılabı İngiltere'de 18. yüzyılın ikinci yarısında
arasında başladı. 19. yüzyıl diğer Avrupa devletlerine de yayıldı. İlk zamanlar İngiltere bu inkılabın başka ülkelere yayılmasına pek de sıcak bakmadılar ama başta Belçika olmak üzere diğer Avrupa devletleri bu inkılabı ülkelerine taşıma başarısını elde ettiler. Sanayi gelişmesiyle bankalar kurulmaya başlandı. Sanayileşen ülkeler, dikkatinizi çekiyorum, ham maddeye ihtiyaç duydular ve ürettikleri malları satabilecekleri yeni pazar arayışına girdiler. Çünkü seri üretiyordular, ülke ihtiyacını karşılıyordular, ülke ihtiyacını karşılamaktan arta kalan stokların muhakkak eritilmesi lazımdı. Kendilerine hem ham madde ihtiyacı karşılayabilecek hem de ürettiklerini pazarlayabilecek ülkeler aramaya başladılar. Ekonomik ve askeri yönden güçlü olan devletler geri kalmış ülkeleri birer ham madde kaynağı ve açık pazar olarak gördüler. Bunlardan biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu bildiğiniz gibi. Onlara ait toprakları işgal ederek sömürgeleştirdiler. Hatırlarsanız İngiltere, Mısır, Fransa, Cezayir ve Tunus'u, daha sonra da İtalya, Trablusgarp'ı işgal ederek Osmanlı Devleti'nden koparmışlardır. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda işlediği denge politikasını araştırınız. Osmanlı Devleti ilk kez Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak denge politikası uygulamıştır. Bakın ilk kez. 19. yüzyılda da Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Büyük toprak kayıplarının yaşanmasıyla birlikte Avrupa devletleriyle zaman zaman ittifaklar kurma yoluna gitmiştir. Tarih 1699. Anlaşmanın adı Karlofça Antlaşması. İkinci Viyana bozgunundan sonra 16 yıl biz 6 Avrupa ülkesiyle savaştık. 16 yıl sonra antlaşma istemek zorunda kaldık. Tarihte bu anlaşmaya Karlofça Antlaşması denir. İlk kez bu anlaşmayla Osmanlı toprak kaybetmiştir. Hatta toprağının da Podolya arazisidir. Ben kişisel olarak uğursuz toprak derim. Çünkü Osmanlı'nın en son alıp en kaybettiği topraktır. İlk defa toprak kaybı yaşayan Osmanlı bunu kabullenememiştir. Kurut ormanı kenarında Babacı Mehmet Paşa gibi sabırla onun komutasındaki Osmanlı ordusu 1. Petro yönetimindeki Rus ordusunu Kurut Bataklığı'na sarmıştır. Hatta Petro'nun o dönemde bir güzel cümlesi de var. Etrafımız Osmanlı ordusunun güçlü kuvvetleriyle sarıldı. Durumumuz ümit verici değil. Bizi bu durumdan ancak bir mucize kurtarırlar demiştir. Biz bu olayda Kurut Antlaşması'nı yaptık ve Ruslara karşı Karlofça'da verdiğimiz toprakları geri aldık. Bu da bize kaybedilen toprakların geri alınabileceği fikrini doğurdu. Daha sonra Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda Pasarofça Antlaşması'nı yaptık. Avusturya'ya karşı bu savaşta yenildik. Sadrazam Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu mağlup oldu. Kaybedilen toprakların Pasarofça ile geri alınamayacağı anlaşıldı. Evde kalan toprakların korunması yoluna girildi. Zaten bu 1718 tarihi Osmanlı'da da 12 yıl süren Nare Devri'nin başlamasına da neden olmuştu. Bizim için yine hiç iyi saymadığımız bir anlaşma
küçük Karnazca anlaşması, bu anlaşmayla Kırım elden çıktı. Yeni toprak kayıpları yaşandı. Kapitülasyonların kapsamı genişletildi. 1798 yılında Fransa Mısır'ı işgale kalmıştı. Fransa'ya karşı Rusya ve İngiltere ile ittifak yapılarak denge politikasının ilk adımı atılmıştır. Son olarak da 1856'da Osmanlı Devleti denge politikasını temel politika olarak kullanmaya başlamıştır. Neden sonra? Kırım Savaşı'ndan sonra diyebiliyoruz. Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkileri, Osmanlı Devleti, Rusya başta olmak üzere Avrupa Devletleri'nin saldırıları sonucu 19. yüzyılda önemli toprak kayıpları yaşayarak yüzyıla girdi. Bu saldırılar karşısında devlet politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı Devleti, siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik bakımlar oldukça zayıflamıştı. Devlet 19. yüzyılın başlarından itibaren bütün bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya kalacaktı. Bunların başında azınlık isyanları gelmekteydi. Özellikle Balkanlarda Osmanlı Devleti bu sıkıntıyı çok fazla yaşamıştır. Harita 20. yüzyıl başlarında Avrupa'da Osmanlı Devleti'ni gösteriyor. Haritaya dikkatle bakarsak Osmanlı Devleti Orta Avrupa'yı kaybettiği gibi Balkanların büyük bir kısmını da kaybetti. Sadece elinde Makedonya ve Batı Trakya veya Trakya topraklarını tutuyordu. Osmanlı Hersek de buna dahil idi. Bu topraklara da maalesef İtalya'nın Trablusgarp işgalinden sonra bunu fırsat bilen dört Balkan devletinin Osmanlı'nın Balkanlarda kalan son topraklarını da ele geçirmek için başlattıkları Birinci Balkan Savaşı'nda bu toprakların tamamı da elimizden çıkmıştır diyebiliyorum. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı farklı milletlerin bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Çok klasik ve çok sık söylenen bir cümle olduğu için tekrar etmek istiyorum. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı farklı milletlerin bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Zaten Osmanlı bir imparatorluktu. İmparatorluğun kelime manası çok ulusluktur. Özellikle Balkanlardaki Hristiyan topluluklar milliyetçilik akımının etkisiyle büyük Avrupa devletlerinin de kışkırtmaları sonucu bağımsızlıklarını elde etmek için ayaklanmaya başladılar. Osmanlı Devleti'nin milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak 1804'te Karayörgü'nün liderliğinde Sırplar isyan etmiştir. En son isyan eden Rumlar en küçük bağımsızlığını elde ettiler. 1829 Edirne Antlaşması'yla Yunanlar bağımsızlığını kazandı. Devam eden dağılma süreci diğer adı 93 harbi olan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Alman ağırlığı sonrası 1878 yılında imzalanan Bern Anlaşması'yla hız kazandı. Bu anlaşmayla bağımsızlıklarını kazanan Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar. Halkları vatan nedir? Açıklayın. Bir devletin başka devletlerin açık pazarı haline gelmesi ne demektir? Bunları açıklamaya çalışalım. Önce ham madde ve pazar. Bir ürünün üretilmesi için ham maddeye satılması için de pazara ihtiyaç vardır. Örneklerle biraz açarsak ülkeler daha çok büyümek için daha çok üretip satmak isterler. Daha çok üretmeler için daha çok ham maddeye daha çok satmak için de bunları satacakları pazarlara ihtiyaçları vardır. Burada kastedilen pazar bir
iPhone veya benzeri akıllı bir telefonun satılması için Türkiye önemli bir pazardır. Yine tarihte büyük devletler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için petrole ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için petrole olan ülkeler ham madde arayışına girmiş, hatta zaman zaman oraları işgal etmişlerdir. İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'yu işgal etmesi gibi. Özellikle üretimde kullanılacak maddelerin arayışına ham madde arayışı, üretilen ürün ve malların satılacağı ülke ve yerlerin aranması neyse pazar arayışı diyoruz. Bir devletin başka devletlerin açıklamadan haline gelmesi ne demektir? Bir devletin başka devletlerin açık pazar haline gelmesi ekonomik bağımsızlığını kaybettiğinin, başka ülkelerin himayesi altına girdiğinin işaretidir. Böyle ülkeler zaman içinde tarih sahnesinden silinmeye her zaman mahkumdurlar. Siyasi çağlamaların yanısı da Osmanlı Devleti'nin ekonomisi de giderek zayıflamaktaydı. Avrupa'daki fabrikalarda seri bir şekilde bol miktarda ve düşük fiyatla üretilen mallar Osmanlı pazarını istila etti. Kapitülasyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin düşük olması da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın ham madde kaynağı ve açık pazarı haline gelmesine önemli rol oynadı. Kapitülasyonlar biliyorsunuz önceleri kapsamı dardı. Avrupa'daki sanayi inkılabıyla Osmanlı yönetenleri kapitülasyonların kapsamını genişleterek ekonomilerini güçlendireceklerini zannettiler ama maalesef tersine bir durumla karşı karşıya kaldılar. Osmanlı'daki küçük atölyeler ve el tezgahlarında üretim yapan Osmanlı esnaf ve zanaatkarları Avrupa'da üreticilerle rekabet edemediler. Bu durum zamanla el tezgahlarının ve küçük atölyelerin kapanmasına Osmanlı ekonomisinin maalesef büyük zarara uğramasına neden olmuştur. Sanayileşemeyen ve ekonomisini düzeltmeyen Osmanlı Devleti uzun süren ve genellikle birlikteyle sonuçlanan savaşların giderlerini karşılamakta zorlanmaktaydı. Bu zorlanmak için Kırım Savaşı sırasında 1853-1856 1854'te İngiltere'den ilk kez dış borç alma yoluna gitmiştir diyebiliyorum. Döneminde 1839'da Tanzimat Fermanı
Gülhane hakkında okunduğu için diğer adı Gülhane Hakkı Fimaridudur. Bu ferman ilan edildi. Fermana göre altın, can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır. Vergi herkesin geleneğine göre alınacaktır. Mahkemeler açık olacak, açık yapılacak. Rüşvet de iltimas, yani kayırma önlenecektir. Tanzimat fermanıyla Müslüman ve gayrimüslim, yani Müslüman olmayan ayrımı yapılmaksızın herkes kanununda eşit sayıldı. Osmanlı Devleti'nde ilk defa tanzimat fermanıyla padişahın gücü üstünde kanun gücünün varlığı kabul edilmiş oldu. Neyle? 1839 tanzimat fermanı. 1856 yılında ise Berlin Anlaşması'ndan sonra ıslah fermanı ilan edilerek gayrimüslimlere verilen haklar, altını çiziyorum, genişleti değil. Bu da dönemin padişahı Abdülmecid. 1823-1861 yılları arasında hükümdarlık yapmış bir şahsiyet. Dönemde sonrasında yapılan yenilikleri yeterli görmeyen bazı Osmanlı aydınları, kimi bunlara genç Osmanlılar, diğer adıyla Jön Türkler. Jön Türkler adını örgütlendiler. Bu aydınlar Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine geçilmesi halinde ülkedeki karşıtlıkların ve isyanların sona ereceğine inanıyorlardı. Çünkü azınlıktaki insanlar eğer yönetime ortak olurlarsa Osmanlı'dan ayrılmayı düşünmezler diye bir düşünceyle hareket ettiler. Ama bunlara ne verseydim boştu, bir kere önceden kafalarına koymuşlardı Osmanlı Devleti'nden ayrılmak. Yani Osmanlı kendileriyle aynı fikri paylaşmayan dönemin padişahı Abdülaziz'i tahttan indirdiler ve yerine kardeşi 5. Murat'ı tahta çıkardılar. Ancak 5. Murat'ın bazı sağlık sorunları nedeniyle 5. Murat'ı da tahttan indirmek zorunda kaldılar. Bu genç Osmanlılar kendileriyle anlaşan Abdülhamit'i 1876 yılında tahta çıkardılar. Abdülhamit meşrutiyeti ilan edeceğini, anayasayı hazırlatacağını ve meşruti bir yönetimi kabul ettiğini duyurmuş idi. Padişah 2. Abdülhamit tarafından Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kanuni esası ilan edildi. 23 Aralık 1876'da. Esas kanun demek, şimdiki karşılığı ana yasa. Anayasaya göre Osmanlı Mebusan Meclisi açıldı. Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Halk ilk kez seçimlere katılarak sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi oldu. Tekrar ediyorum, halk ilk kez seçimlere katılarak sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi oldu. Fakat meşrutiyet yönetimi uzun sürmemiştir. Bir diğer adı 93 Harbi olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması ve meclis ile hükümet arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine padişah kanuni esasıyla kendisine verilmiş yetkileri kullanarak 93 Harbi'ni bahane edip meclisi kapattı. Sadrazam'ın Tatpaşa'yı Malta'ya sürdü. Bazı milletvekillerini tutuklattı. Anayasayı yürürlükten kaldırdı ve meşrutiyet yönetimine son verdi. Bu birinci meşrutiyet değil, ikinci meşrutiyetten sonra toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ait bir görseli görüyoruz. İkinci olarak 1908 yılına kadar devletin
ve mutlakiyetle yönetti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin meşrutiyeti yeniden getirmek için yürüttüğü mücadele sonucunda 2. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti yeniden ilan etti. Böylece 2. meşrutiyet dönemi başladı. Anayasada önemli değişiklikler yapıldı. Padişahın yetkileri sınırlandırıldı ve meclisin yetkileri artırıldı. Ayrıca ilk kez siyasi partilerin kurulması sağlandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti partileşti ve İttihat ve Terakki Partisi oldu. Bunun karşıtı bir muhalefet partisi vardı. O da Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Bu iki fırka arasındaki huzursuzluk orduya da yansımıştı. Ordunun bir kısmı ittihatçıydı, bir kısmı ittihatçıydı. Hatta iddialar şudur ki Balkanların kısa zamanda kaybedilmesinin temelinde ordunun siyaset yapması, hürriyetçi, ittihatçı ve ittihatçı subayların emir komuta zincirine uymamalarının neden olduğu konusunda bazı tarihçilerin düşüncelerinde olduğunu söyleyebilirim. Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği devletin dağılmasında önemli bir rol oynamıştı? Hangi özelliği diyor? Bakalım hangi özelliği? Fransız ihtilaliyle birlikte başlayan milliyetçilik hareketleri Osmanlı gibi çok uluslu bir imparatorluk için oldukça olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Başta Sırp ve Yunan ayaklanmaları olmak üzere Balkanlardan çıkan milliyetçi isyanlar devleti uzunca bir süre uğraştırmış ve yıkama götürmüştür. Neden Balkanlarda başladı dersek, azınlıklar Balkanlarda yaşıyordu. Sırplar, Rumlar, Yahudiler, Bulgarlar, bunları fazla söyleyebilirim. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemeye yönelik fikir akımları 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girdi. Bu gelişme üzerine Osmanlı aydınları ve devlet adamları dağılmayı önlemeye yönelik fikirler üretmeye ve çözüm yolları bulmaya çalıştılar. Böylece devletin parçalanıp dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları ortaya çıktı. Bunların başlıcaları 1. Osmanlıcılık, 2. İslamcılık, 3. Türkçülük ve 4. Batıcılık olarak adlandırılmaktadır. Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla devletin sınırları içinde yaşayanları hangi din veya milletten olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar. Bir Osmanlı milleti. Bakın, din ve ırk farkı yoktur. Bu fikri sağlamak genç Osmanlılar cemiyete adı altında örgütlenmeler. Başlıca temsilcileri Şinasi, vatan şahidi diye tanıdığımız Mahmut Kemal ve yine Ziya Paşa gibi devlet adamlarıdır. Cemiyet devleti yıkılmaktan kurtarmak için haklar bakımından herkesin eşit olması gerektiğini savundu. Meşrutiyet yönetimine geçilmesini savunarak başta Balkan milletleri olmak üzere halkın tamamını yönetime katıp Osmanlı vatandaşı olma bilincini yerleştirmeye amaçladı. Osmanlı düşüncesi çeşitli milletlerin Osmanlı birliğinden ayrılmasıyla başarısız olmuştur. Bu düşünce Balkan savaşları sonunda önemini kaybetse de Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar da varlığını sürdürmüştür. Diğer bir düşünce akımı İslamcılık. İslamcılığın bir diğer adı da ümmetçilik. İslam kurallarının devlet hayatına tam anlamıyla hakim olmasını ve
Müslümanların Osmanlı halkesinin etrafında toplanmasını savunan fikir akımıdır. Başta temsilcileri Cemalettin Afgani, Sayın Harun Paşa, ünlü İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy. Bu fikri savunanlara göre İslamcılık, devlet ve toplum düzenlerinin içinde en gelişmişi ve en yararlısıdır. Bu nedenle İslami kurallara ödül, yani taviz verilmeden devlet hayatı ve toplumsal yaşamda uygulanmalı. Ve üstündeki bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmalıdır. İkinci Abdülhamit döneminde etkili olan bu fikir akımına göre Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için kurulacak birlik, devlete eski gücünü ve saygınlığını yeniden kazandıracaktır. İkinci Abdülhamit Balkanlarda da Rusların başlattığı Pan-Slavizm akımına karşı bir dönem Pan-İslamizm akımıyla mücadele etme kararı aldırmıştır. Üçüncü fikir akımı Türkçülük. Ünlü sosyolog, düşünce adamı Ziya Gökhan, büyük Türkçü Yusuf Akçuran, Mustafa Kemal'in hayran kaldığı bir şahsiyet, Gaspar İsmail ve Mehmet Emin Yurdakul gibi aydınların savunduğu bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabilirdi. Türkçülük akımı Osmanlı milletinin altında yaşayan Türklere milli bilinç kazandırmaya amaçlamıştır. Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başarmasında da bu akımın çok büyük bir etkisi vardır. İkinci Meşrutiyet öncesinde kültürel alanda kendini göstermişken daha sonra büyük Türk birliğini kurma idealine dönüşmüştür. Yani Turancılık fikri ortaya çıkmıştır diyebiliyoruz. Dördüncü fikir aklımız Batıcılık. 18. yüzyılda ıslahatlara dayanan bir fikir aklımıdır. Bu fikir aklıyla Batı'nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlıktan kurtarılması ve yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Başta temsilcileri Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve Tevfik Fikret'tir. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra Batıcılık fikriyle hareket etme gereğini de duymuştur. Osmanlı Devleti'ni dağıtmaktan ve yıkılmaktan kurtarmak için çareler arandı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı. 19. yüzyıl sonlarına kadar ortaya atılan fikir akımları ve yenileşme çalışmaları sorunu çözemediği gibi toplum içindeki ayrılıkları da ortadan kaldırmaya yetmedi. Bunun nedeni bu fikirlerin toplum geneline yayılamaması ve milliyetçilik akımı sonucu ortaya çıkan bağımsızlık hareketlerinin giderek hız kazanmasıydı diyebiliyoruz. Sayın Halim Paşa'yı görüyoruz. Bir etkinliğimiz var. Aşağıda tanımları verilen fikir akımlarıyla ilgili kavramları altındaki boşluklara yerleştirin diyor. Osmanlıcılık, Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı altında bir araya getirerek devleti dağılmasını önlemeye amaçlayan fikir akımıdır. Tat teraki, tanzimat fermanı ve meşrutiyeti eşleştirebiliyoruz. İslamcılık, Müslüman milletlerin Osmanlı halkasının liderliğinde tek bir çatı altında birleşmesini sağlayan fikir akımıdır. Kavram olarak Halife II. Abdülhamit ve İslam birliğini sayabiliriz. Türkçülük, bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısı altında milli bir duyguyla bilinçlendirmeyi ve bir bayrak altında toplamaya başlayan fikir akımıdır. Ziya Gökhan, Türk Birliği ve Genç Osmanlılar diyebiliyor muyuz?
Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek ve devleti geri kalmışlıktan kurtarmak için Avrupa'dan bilim, teknik ve yönetim anlayışının alınması gerektiğini savunan fikir atılmaları Batı, Tevfik Fikret ve Namık Kemal'e söylememiz mümkündür. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimiz ikinci konumuz. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı. En az 3 kez okuyunuz. Konu içindeki soruları ve etkinlikleri yaparak gerek deftere, gerekse kitaba dersine hazırlıklı olmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.